Herkese yeniden merhaba. Ben İlk Doğu kanalıma videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sohbetli makyaj videosuyla karşınızdayım. Hadi gelin hem sohbet edelim hem de makyaj yapalım. O zaman hızlıca başlıyoruz. Oh dostlar, bu arada siz de fark ettiniz değil mi? Video sıklığım haftada 1'e düştü. Bunun en büyük sebebi benim artık yorulmuş olmam. Aşırı yorgun, bitkin hissediyorum kendimi. Belki fark etmişsinizdir. Bir haftadır gripim. Grip oldum. Ayakta ilaçlarla duruyorum. Tam böyle enerjimi toplamıştım. Hani size demiştim de bir enerji düşüklüğü yaşıyorum. Bir depresyon da değil bu. Yani kendim bir çöküşteymişim gibi hissetmiştim. Sonra kendimi tam toplayayım derken gribe yakalandım. Ve şu anda bir salgın var zaten. Kendinize dikkat edin o yüzden. Alerjik bir bünyeye sahipseniz ne yazık ki her şey çok zor oluyor. Tam olarak hafta sonu ateşler içindeydim. Ve bildiğiniz gibi ben bundan 1,5 ay önce de bir enfeksiyon geçirmiştim. Karaciğer enfeksiyonu. Karaciğer enzim düşüklüğü aslında ama bir enfeksiyon geçirmiştim sonuçta. Bir anda arttı diye aşırı korktum. Yani şimdilik her şey kontrol altında, dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden çekemedim. Videoyu elime alacak halim yok, zamanım yok. Ben bir yandan makyaja da başlayayım bu arada. Yoruldum dostlar. Hayatta her şey toz pembe ya da kolay görünmüyor. Böyle yorumları bazen okuyorum. Her şeyin çok kolay geliştiğini sanan bir kesim var. Her şey çok kolay. Aa, bak işte ürün aldı deniyor. Bütün parasını harcadı. Böyle bir algı var. Ama işin gerçeği o değil ki. Hayır yani. Bütün paramı tabii ki de yatırmıyorum. Yani ben de biliyorum elbette üniversite okuduğumu ve ona göre bir harcama yapmam gerektiğini ben de farkındayım. Onların hepsini biliyorum ama bazı kesim işte sürekli parasını harcadı zannediyor ama böyle bir şey yok. Her şey zaten belli bir kontrolüm altında ilerliyor. Sadece şu anda video sıklığım istediğim gibi ilerlemiyor. Dediğim gibi aşırı yoruldum. Şöyle oldu son zamanlarda işten çıkanlar oldu mesela arkadaşlarımızla. Ondan sonra hastalık dediğim gibi salgın var. Hasta oldu. Ben de mesela çekmedim birkaç gün. Aynı şekilde başkaları da öyle oldu. İzin kullanamadım. O ara video yetiştirmeyi bırak, kendimi dinlendiremedim ve bu yüzden de aslında düştü. Bunu neden açıklıyorum? Çünkü hani görüyorum yorumlarını, işte neden video gelmiyor, neden video gelmiyor. İşte bu yüzden gelmiyor. O enerjide değilim. Kendi yorgunluğumu atlatamadım. Ya, yoğun tempo çalışmak sanırım böyleymiş. Ama kendime bir söz verdim. Umarım seneye daha birazcık daha rahat çalışabileceğim bir iş bulabilirim. Çünkü bu beni gerçekten hiçbir şekilde kendime vakit ayıramadım. Ne derslerime bakabildim, ne doğru düzgün kanalıma vakit ayırabildim. Evet ilerledim hani kanalda hani devam ettik ama daha iyisini yapabilirdim mesela. Ve son zamanlarda hiçbir şekilde video sıklığım tamamıyla düştü. Kendinize bir yerden sonra vakit kalmıyor gerçekten. Yani her iş mi böyle açıkçası bilmiyorum ki. Denemeden, deneyimlemeden bilemeyiz. Bilmiyorum ben kendimce bir söz verdiğim diyeyim. Birazcık daha rahat olabildiğim bir iş bulabilirsem sanırım çalışma saatleri açısından benim için aslında daha rahat olacak. Hem kanalıma vakit ayırmış olurum hem kendime vakit ayırmış olurum. Çünkü izinsiz çalışmak da beni çok zorluyor ama eleman olmayınca mecbur. Bir de kasiyersin. Kasiyerim ve eleman yok diye mesela İzinsiz çalışıyorum. Bir başka arkadaşımın yerine çalışıyorum. Elbette benim için sorun değil. Yani tabii ki sağlık her şeyden önce gelir ama yoruluyorsun. Yani bu da bir gerçek. Böyle dostlar. Yani fark etmişsinizdir şu anki modumdan da ruh halimden de. Yorgunluk göz altlarından okunuyor. Şu anda mesela onları kapatmaya çalışalım. Onun haricinde üniversite hazırlıklarım başladı. Sürecimiz azaldı bildiğiniz gibi. Çok yakında bavul videosu geliyor. Ayırdım. Hatta şöyle söyleyeyim size. Şurada ayırdıklarım üniversite makyaj çantama girecekler. Fazla diyebilirsiniz ama ne yaparsınız? Birazcık süslü olabilirim. Biraz kendime bakmayı seviyorum ve en çok sevdiğim, kullandığım ürünleri zaten yanıma alacağım. Ama bu yaz çok da güzel ürünler keşfettim.
mesela hem pigmentasyon hem kalite olarak. Özellikle benim için işlevsellik çok önemli. İşlevsel ve pratik ürünleri çok seviyorum. Çünkü oturup 10 saat makyaj yapmakla uğraşmamam lazım yani. 10 saat, ay farım karıştı mı? Ay farım karışmadı mı? Kaç dakika oldu? 5 dakika olmuş. Onlarla uğraşmayayım. Bu şekilde. Evet. Şöyle. Bu fondöteni de bu arada yeni aldım. Birkaç kez kullandım. Wet n Wild'in Photofocus fondöteni. Uzun zamandır denemek istiyordum ve işte baya güzel duruyor. Beğendim. Zaten bir yüz kapatıcım benim vazgeçilmezim. Bir tanem. Aa, bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer bu videoyu izliyor isen öncelikle teşekkür ediyorum ve sana selam gönderiyorum. Değerli takipçim, dün bir yorumu da görmüştüm. Bir işin yeni koleksiyonu çıkmış. İnan haberim yoktu. Sen deyince gittim hemen iş çıkışı gratis'e ve bulabildiğim ürünleri aldım. Bir tane şöyle pembe bir gloss aldım. Krem bir aydınlatıcı, krem allık ve sen sanırım iki tane far paleti demişsin ancak gittiğim gratis'te maalesef bir tane far paleti kalmıştı. O da şu pembe tonlarındaki. Umarım bunu merak ediyorsundur. Artık gün saat söylemeyeceğim şu saatte bir de yatacağım diye. Çünkü ayarlayamıyorum zamanını. Ayarladığım bir vakit inşallah gelecek. Şöyle sizlerle beraber yeni koleksiyon edeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Fiyatlar bir tık bana pahalı geldi açıkçası ama sonuçta bir koleksiyon ürünü normal ve piyasanın da bu kadar her şeyin zam geldiği bir dönemde normal karşılayabiliriz. Şöyle şimdiden size bir ön gösterim olsun. Şöyle pembe tonlarda bir far paleti, krem allık, krem aydınlatıcı ve gloss. Sanırım seride başka bir şey var mı bilmiyorum. Bana yorumlarda yazabilirsiniz ama gratiste sadece bunlar kalmış ya da satıldı belki bilmiyorum. Ben de olan ürünleri aldım. Bunları deneyeceğiz en yakın zamanda. Evet, bunları denemek çok istiyorum. Ben de merak ettim açıkçası koleksiyonu. Şimdi şöyle bir göz makyajı yapalım. Nasıl bir şeyler yapsam acaba? Şöyle kontür renginden birazcık alalım. Şöyle gelişigüzel. Güzel. Şundan alalım. Şöyle birazcık ısıtalım bu tarafı. Şöyle yapalım. Yeni sene için çok heyecanlıyım. İkinci sınıf oldum. Aslında ben en çok 3'ü merak ediyorum biliyor musun? 3'ün sınıfında inşallah staj yapacağım. Ve staj yapmayı çok istiyorum. Şey duymuştum mesela. Staj sırasında oturup izliyormuşsun. Ve bazıları diyor ki ya öyle şey mi olur oturup izleniyorsun çok sıkıcı falan gibi çevremden söylemler duydum ama size şunu söyleyeyim. Bence öğretmenlik gözlemlenerek öğrenilir. Çünkü şöyle mesela çevremdeki söylenen kişileri söylüyorum. Mesela oturuyorsun ve öğretmen ne yapıyorsa onları izliyormuşsun. Zaten izleyeceksin, göreceksin, anlayacaksın, deneyeceksin. Ve mesela ben şimdiden çok heyecanlıyım. İnşallah Allah nasip eder. Hayırlısıyla şu ikinci sınıfı bir bitiririm. Ve 3'e geçip bir an önce staj yapma hakkı kazanırım. Gerçekten çok heyecanlıyım ve çok istiyorum. Oturup duvar köşesinde hocayı izleyebilirim yani benim için hiç problem değil. Önemli olan o öğretmenin nasıl bir tavır sergiledi. Sonuçta sınıftasınız ve sınıfa hitap ediyorsunuz. Jest, mimik hareketleriniz burada en önemli noktalardan bir tanesi. Ben böyle yıllardır artık evcilik hani küçükken oyunlar oynanır ya. Ben de artık böyle ufaktan provalar yapıyorum. Yapıyorum diyebilirim böyle işte. Günaydın çocuklar değil de bence günaydın gençler diyebiliriz. Günaydın gençler. Artık bilmiyorum nasıl bir hitap olmalıdır, daha doğru ne olmalıdır ama çok eğleniyorum bunu yaparken. Şimdi birazcık koyultalım. Şöyle bence bordo yapalım. Ya yani benim içimden bugün bordo renk geliyor. Şöyle bordo tonlarda bir hazır sonbaharda gelmişken havalar hafiften de soğumaya başlamışken şöyle tüm göz kapağımı bence bordo tonlarda bir makyaj yapabiliriz. Bayağıdır yapmıyordum. Şöyle birazcık çekikleştirelim yukarıya doğru. Öyle yani dediğim gibi bunun sebebi tamamıyla yorgunluk. Bir ara kendimi ruhen çok kötü hissediyordum. Şu anda iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum ama yorgunum. İşte dediğim durumlardan dolayı. Ne çok şükür. En azından üniversite ihtiyaçlarımı aldım. Yani kazandığım parayla. Kendi bavulumu aldım. Mesela bavulum kırılmıştı. Gittim bavul aldım. Eksiklerimi aldım. Eksiklerimi tamamladım.
Onları da zaten size gösteririm Bolozan videosunda. Bu sene evimden gelince az ürüne gitmeye çalışacağım ama bakalım. Ya geçen sene çok fazla cilt bakımına ağırlık vermiştim. Cilt bakımında kullandığım tek şey günlük peeling ve jeldi. Onlarsa başka hiçbir şey kullanmadım. Bir de köpük kullandım. Onu da arada bir kullandım yani. Tutup da her şeyi almama gerçekten hiç gerek yokmuş. Bir kesiminiz bu konuda gerçekten haklıydı. Her şeye aslında ihtiyacınız yok. Şimdi şu bordo birazcık kapatalım. Işıltılı bir far sürmek istiyorum. Şöyle gözümün ortasına kapatıcı uygulayacağım. Pıt pıt. Bunu parmaklarım yardımıyla dağıtacağım. Şöyle. Bu şekilde dağıtalım bakalım. Bir de bir tane yorum görmüştüm. İşte hani bir yaz çalışmaktansa hani kendini işte daha doğrusu bölüme vakit ayır. Doğru bir yorum ve haklı bir yorum. Evet. Benim mesela bir bütün yazı kendime ayırmam lazım ki edebiyatla ilgili araştırmalar, çalışmalar yapabileyim. Bakalım seneye neler olacak. Bu yaz gerçekten yoğun geçer. Yaz ayını sizlerle beraber değerlendirelim kendi açımdan. Ben 1 Mayıs'ta işe başladım ve 1 Mayıs'tan beri çalışıyorum. Kasiyerlik yapıyorum. Şimdi ışıltılı bir far mı koysam acaba yoksa bordo mu yapsak? Bordodan devam edeyim. Işıltılı bordo rengini alayım. Bu far paletine bayılıyorum. Gerçekten çok güzel bir imitasyonu var. Evet, rengi açtım ve oraya bordo ışıltılar ekleyeceğim. Bu yaz tatili benim için çok yoğun ve aynı şekilde zor geçti. Aslında genel olarak ikinci dönem benim için birazcık zor geçti. Annemin o elinden ameliyat olma süreci olsun, bir takım hastalıklar geçirdik. Onlar olsun. Kardeşimin işte bir rahatsızlık geçirdi. Zordu aslında. Yaz tatili de gerçekten hiç kolay geçmedi. Yaz tatili de zor geçti. Ama her zaman şükretmemiz gerekir. Hayatta beterin beteri de vardır. Bol bol şükretmeliyiz. Yaşadığımız her şeyin bir sebebi, bir nedeni var. Birazcık kahve tonuyla şuraları ısıtmak istiyorum. Çok hafif bir şekilde. Yaşadığımız her şeyin bir nedeni, bir sebebi var. Bir şeyleri görmemiz, öğrenmemiz ve deneyimlememiz gerekiyor. Her şey olumsuz olsa bile ya neden olumsuz olduğu şöyle böyle of puf edip kadere isyan etmek yakışmaz. Demek ki bir şeyleri görmen, deneyimlemen gerekiyordur. Bu şekilde artık bakış açımı bu şekilde hani düşünüyorum. Şöyle birazcık aynayı yanıma alayım. Şöyle göreyim. Evet, tamam. Şöyle kahveyle bordoyu karıştırdık. Bu arada göremiyorum yani gözlüğü çıkarınca. Başka şu anda yanımda yakın bir aynam da yok. Evet, şöyle yapacağız artık. Şöyle yapayım parlama yapmasın size karşı. Tamam. Şimdi kapatıcıyla bu şuradaki dağılmış yerleri hemen hızlıca bir toparlayacağız. Ve kirpiklerimizi kıvırıp maskaralayacağız. Şöyle hop 1, hop 2. Bunu yapmayı çok seviyorum gerçekten çünkü daha temiz bir görüntü oluşturuyor. Ama daha fırça yardımıyla mı dağıtsam acaba? Bir bakayım hemen. Tamamdır. Fırça yardımıyla dağıtıyorum şöyle. Daha temiz ve net bir görüntü olsun. Bu tarafa da aynı şekilde. Bu arada ben fondöteni çok beğendim. Yani birkaç kez deneyimledim ama şimdi şöyle daha yakından bakıyorum. Gerçekten cilde çok güzel duruyor ya. Fotofokusu bayağı öneriyorlardı. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Benim artık daha doğrusu yeni yeni yapmaya başladığım kirpiklerimizi kıvırıp hızlıca maskara uyguluyoruz. Şöyle tutuyorum. Çık 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 çık. Maskaramızı alalım. Şu Curlit kullanacağım bugün. Şundan alalım. Ama karmesin. Ben bu arada tonlarını çok seviyorum ya. Son boya çok yakışıyor bence. Şöyle alalım ve küçük aynamdan bakarak ben maskaramı süreyim. Okullar açıldı. Yeni eğitim ve öğretim yılınız hepinize hayırlı uğurlu olsun değerli dostlarım. Benim Beri Fitoş'um bildiğiniz gibi 8 oldu. Bu sene onun sınav senesi. Böyle kasamdan öğrenciler de geçiyor. Tam böyle öğlen arasında var ya bir curcuna oluyor markette size anlatamam. Bağırış çağırış bağırış çağırış bağırıyorlar da bağırıyorlar.
Ama benim şey hiç problem değil, biliyor musunuz? Ben seviyorum çocukları, o yüzden. Bağırıyorlar, çağırıyorlar böyle. Ya çocuksun zaten, çocukluğunu yaşa yani. Bağırmak istiyorsan bağır, çok da bağırma ama. Benim için sorun değil. Ben çok eğleniyorum onlarla konuşurken falan. Öğlen arası bir geliyorlar. Oo, çocuğuna kıyamet. Ama her yeri dağıtıyorlar. Hani her yeri dağıtmasalar bence daha güzel olacak. Bazıları o kadar tatlı ki sohbet etmeyi çok seviyorum. Şöyle uyguladım. At kemiklerimize de uygulayalım. Çok hafif geçelim. Tamamdır. Şimdi o zaman allık uygulayalım. Allık olarak bu pastelin paletini kullanacağım. Show Your pastelin. Şöyle karıştırabiliriz. Aslında pembe değil de şöyle soğuk olmasını istiyorum. Şu iki tonu bence karıştıralım. Ve bunu uygulayalım. Şöyle fazlasını attım. Bu sefer yukarı doğru uygulayacağım aynı. Üst tarafları değil de şöyle yüzümü yukarı kaldırmak istiyorum. Şöyle birazcık oturtarak uygulayacağım bu şekilde. Evet, ay makyaj yapınca kendime geldim ya. Şöyle yukarı doğru oturtarak. Şimdi de şöyle dağıtalım yuvarlak hareketlerle. Gördüğünüz gibi ben de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bazen çok linçliyorsunuz ya gerçekten. Bazı yorumlar o kadar kırıcı oluyor ki size anlatamam. Ya tabii ki eleştirin ama hakaret de etmeyin yani. Kimse kimseye bence hakaret etmemeli. Şuradan ışık parlıyor. Bence kimse kimseye hakaret etmemeli. Yani çok ağır küfürler de görüyorum yorumlarda. Hiç hoş değil gerçekten. Yakışmıyor bence. Hiç kimseye yakışmıyor küfür etme. Hiç güzel bir şey değil. Şöyle evet. Yüzümü daha da yukarı doğru kaldırdım. Birazcık abarttık ama olsun. Bu sefer de birazcık abartalım. Biraz kalıp gibi mi durdu ne? Evet biraz kalıp gibi. Şöyle bıraksam. Ama ışık açısı da arkadaşlar aslında kalıp değil. Şu anda akşam ışığıyla çekiyorum. Ring light'le çekiyorum. Daha doğrusu çekim ışığıyla da. Böyle oldu. Şimdi o zaman birazcık aydınlatıcı uygulayalım. Pastelin aydınlatıcısını alıyorum. Benim şu anki favorim. Şöyle pıt 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 pıt. Pıt pıt. O fazla geldi. Şöyle burnumuzun üstüne de uygulayalım. Rengi o kadar tatlı ki. Çok seviyorum. Şöyle. Hemen şöyle yapalım. Pembe tonlarda. Çok tatlı duruyor. Tamamıyla günlük kullanım aydınlatıcısı bu arada. Üzerine böyle birazcık daha abartırsanız böyle bayağı parlarsınız. Şöyle pıt 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 pıt. Bu tarafa doğru oturtalım. Şöyle yayalım. Birazcık iç kısımlara getirmeyi ben seviyorum. Bakar mısınız? Ne kadar güzel parlıyor. Şimdi bence bizim starımız rujumuz olacak. Acaba hot sun rengini mi kullansam yoksa şunu mu kullansam? Bence bu Flormer'in mat rujunu kullanalım. Sonbahar tonlarında madem makyajımızı yapıyoruz. Bu Flormer'in kaç numarası? 012 Terrakota rengi. Bu Sid Mat serisinden ikinci rujum. Bu seriyi gerçekten çok seviyorum. Dudaklarımı öyle aşırı kurutmuyor ve çok güzel gösteriyor. Şöyle. Makyajımızın bitmiş hali bu şekilde görünüyor. Şöyle size elinden geldiğince göstermeye çalışacağım. Bordo tonlarda, kahve tonlarla bir makyaj yaptık. Turuncu tonlardaki allık ve ruj da aslında tamamlamış olduk. Yani çok net değil, farkındayım. Çok makyajda belli olmuyor ama olsun, bu videomuz bu şekilde olsun. Daha sonra inşallah yakın zamanda eski video düzenime geri döneceğim. Daha güzel videolarla inşallah. Şöyle görebilirsiniz ve gözlüğümü takayım artık, sizleri görmek istiyorum çünkü. Evet, gözlüğümü takınca da bu şekilde görünüyor. Ve benim videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yeni gelecek videolarımdan haberdar olmak için ise bildirim zili tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.